Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yüce Meclisimizde iki haftadan bu yana 2024 yılı bütçesiyle 2022 yılı kesin hesaplarını görüşmekteyiz. Bugün sıra bütçenin sahibinde, yani Cumhurbaşkanlığında. Değerli arkadaşlar, 2017 anayasa değişikliğiyle eşi benzeri olmayan ve bu haliyle de demokrasiyi benimsemiş hiçbir ülkede kabulü mümkün bulunmayan, adını AKP tarafından Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak konulan, oysa gerçeğinde denge ve denetleme mekanizmalarından da arındırılmış bir başkanlık sistemine maalesef geçmiş bulunuyoruz. Bu sistemde bütçeyi meclise tek bir şekilde Cumhurbaşkanlığı ve bağlı bakanlıklar bütçesi olarak getirmeniz daha gerçekçi ve yaşanan tek adam rejimine daha uygun olurdu. Yapılan bu bütçeye de tek adama tek bütçe, harcamaları da keyfince demek tam da yerinde bir söz haline gelirdi. Değerli arkadaşlar, üzerinde günlerdir konuştuğumuz bu bütçe, üzülerek ifade etmeliyim ki yandaşlar ve tefeciler için yapılmış ve saraydaki atanmışlar tarafından yazılmış bir bütçedir. O nedenle bu bütçe faiz bütçesi, borç ödeme bütçesi, hatta faizinin de faizinin ödenmesi bütçesi olmuştur. Bu bütçede emekçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, memurun, kadının, gençlerin, öğrencinin, engellilerin, velhasıl cefakar halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik tek bir ödenek tahsisi ne yazık ki bulunmamaktadır. Değerli milletvekilleri, ülkemiz ekonomisini ben ekonomistim, ben bilirim, hem nas var, size ne oluyor diye yöneten tek akıl bu ülke ekonomisini bugünlere getirmiştir. O akıl faiz sebep, enflasyon sonuçtur diye akıl dışılığı arkadaşları tarafından, çalışma arkadaşları tarafından da kabul edilen bir yöntemle tek adam aklıdır ve bu tek adam aklı bizi bugünkü ekonomik çöküntüye getirmiş bulunmaktadır. Tek adam iradesiyle yönetilmeyi kabul ettiğinizde, bir böyle bir sistemi kabul etmişseniz eğer, bu kabil ekonomik çöküntülere de ne yazık ki hazır olmak zorundasınız. Ve nitekim bütçenin tamamına baktığımızda ülkemizin bu çöküntüyü derin olarak yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Bütçenin uzun uzun rakamlarına, karmaşık yapı ve ilkelerine girmemize gerek yok. Son derece basit arkadaşlar. Gelirleriniz harcamalarınızı karşılamıyorsa o takdirde yapmanız gereken ilk şey harcamalarınızı kısmak, yani tasarruf etmektir. Ama yarattığınız tek adam rejimi bu basit ve zorunlu yapılması gereken tasarruf politikasını adeta bir kenara itmiş, itibardan tasarruf olmaz demek suretiyle har vurup harman savurmuştur. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı için öngörülen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir günlük harcaması 33 milyon 600 bin lira. Cumhurbaşkanının korunması için harcanan günlük 10 milyon lira. Örtülü ödeneği hiç söylemiyorum bile. Halen halkı yoksulluk sınırının altında asgari ücretle, asgari ücretin de ortalama ücret haline geldiği bir ülkenin Cumhurbaşkanının 15 tane uçağı olur mu? Biz Muğla'da yangın söndürmeye uçak bulamaz ve ormanlarımız göz göre göre yanıp kül olurken Cumhurbaşkanlığının 15 uçağının olması bu ülkede kaynakların nasıl hoyratça harcandığının açık kanıtı değil midir? Bu kürsüde hem sayın bakanlar hem de iktidar partili sayın milletvekilleri konuşmalarının içinde ve mutlaka istisnasız Cumhurbaşkanı Recep
Buyurun bitirelim lütfen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla işler yaptıklarından bahsettiler ve bütün konuşmacılar, iktidara mensup bütün konuşmacılar istisnası olarak bundan bahsetti. O talimat vermezse yetkili tek bir kişi iş yapamıyor. Hatta oradan bir talimat gelirse istifa dahi edemiyorlar. İşte bu nedenle bu ülkenin yönetim biçimi tek adam yönetim biçimi olmuş durumda ve uygulanmaktadır. Kendi koyduğu tasarruf genelgesine bile uymayan tek adamın harcamaları da elbette keyfi ve keyfince olacaktır. O nedenle bir kez daha söylemek istiyorum. Yaptığınız bütçe tek adama tek bütçe, harcamaları da keyfince olmuştur. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.